Çaya nasıl? Çok korkmuş Anki. Firavun faresini görünce büyük bir travma geçirmiş. Başımıza önce yılanlar, şimdi de firavun faresi çıktı. Hadi o yılanları öldürdük, peki firavun faresine ne yaptık? Firavun faresinin kim olduğunu bize bir kişi söyleyebilir. Kim? Guruma. Sıkıldım artık bu kadından. Guruma bize ne söylediyse hepsini yaptık Yamine, ama ne oldu? Yılan ölmedi ama biz tek tek ölüyoruz. Yine de ara ve ona sor. Hadi ona daha ne yapacağımızı sor. Durma, ara onu. Alo? Guruma, ben Yamine. Guruma, artık hiçbir şey anlayamıyorum. Bu evde neler olduğunu anlayamıyorum. O yılan hayatımızı perişan etti. Şimdi bu eve bir firavun faresi girdi. Firavun faresi mi? Evet. Guruma, sadece bir şey bilmek istiyorum. Firavun faresini sen mi gönderdin? Ben mi? Eğer onu ben gönderseydim, yılan şimdiye kadar çoktan ölürdü. O firavun faresi onu çoktan öldürürdü. Yılanı öldürürdü. Aile üyelerini değil. Peki sakın bu o yılanın planı olmasın. Sakın unutma. O şekil değiştiren bir yılan. Ve her an istediği her türlü şekle rahatça girer. Bu işin arkasında kim olduğunu mutlaka öğreneceğim. Bu arada ben öğrenene kadar hepiniz dikkatli olun. Tamam gurum. Evet, ne söyledi? Firavun faresine o göndermemiş. Geçmişteki günahımız bakalım başımıza daha ne getirecek. Bakalım sıra kimde? Ben Şereş ve Ramya ile konuşacağım. Tamvin'in ölümünden sonra çok üzgünler. Kendine iyi bak, telefon al. Tamam. Onu Guruma göndermediyse kim gönderdi peki? Onu kim çağırdı? Buraya nereden geldi? Biri olmalı. Peynirim nerede? Peynirim nerede? Bana biraz daha peynir ver. Peynir. Peynir. Buraya gelince hediye verecektin, öyle değil mi? Önce söyle bana. O evdeki yılan kim? Yılan mı? Bir değil, artık iki yılan var. Ama sana söylemeyeceğim, sana söylemeyeceğim. Neden? Neden bana söylemiyorsun? Bir anlaşmamız vardı, hatırladın mı? O yılanı öldürecektim. Karşılığında beni bu musibetten kurtaracak külü bana verecektin ve ben de yeniden insan olacaktım, hatırlamıyor musun? Söyle bana, kim o yılan? Hayır! Onlar benim alım. Bana verilen bu görevi bitireceğim. Eğer görevimi yapmazsam bunu hak edemem. Güven de bu peynir gibidir. Kısa sürede yerinden çıkabilir. O yılanlar benim avım. Sana onları aldıktan sonra söyleyeceğim. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorum. Birçok kez pederi aradılar. Hatta Guruma'yı da Tanrı'ya dua edip yakardılar. Tanrı'ya yalvarmanın çare olduğunu sanıyorlar. Ancak yine de yılanları avlamayı başaramadılar. Ve ben buna karşılık sadece bir düşman getirdim. Yılanların baş düşmanını onlar için getirdim. Bir firavun faresi. Şimdi bu firavun faresi o yılanların karşısına çıkacak.
Artık bu firavun faresi kocamın ölümünün intikamını alacak. Kocamın ölümünün intikamını. Yılanlar ne kadar zehirli olurlarsa olsunlar, baş düşmanlarından asla kaçamazlar. Üretik, biliyorum. Tambi'nin ölümüne çok üzülüyorsun. Onu kimin öldürdüğünü bulacağım. O firavun faresini kim buraya getirdi öğreneceğim. Nedense bana hep uyurken yaklaşıyorsun. Benden korkuyor musun? Hiç de öyle değil. Yani bana bakmıyor muydun? Bakmıyordum. Ben sadece... Biliyor musun? Bu saatte bir kız bir erkeğe baktığında ona aşık olmuş demektir. Tıpkı senin aşık olduğun gibi. Ben... Sivrisinek. Sivrisineği kovalıyordum. Sivrisinek mi? Sivrisinek nerede? Şurada. Az önce birini öldürdüm. Sivrisinekti. Öldürdüm. Anladım. O sivrisinek bendim, öyle değil mi? Hayır, sen değildin. Şivanya, kıpırdama. Şu anda tam burnunun üstünde. Sakın kıpırdama Şivanya. Onu mutlaka öldürmem gerek. Yoksa... Bu gece uyumamıza asla izin vermez. Sakın kıpırdama Şivanya. Onu aldın mı? Sivrisinek. Sivrisineği aldın mı? Uçup gitti. Onu neden bıraktın? Eğer onu bırakmasaydın, senin bunun alıp kaçacaktın. Yani canın yanabilirdi. Şimdi ben nasıl uyuyacağım? Söyleyeyim mi? Hayır. Çok uykum var. Hem sivrisinekler de gitti. Sivrisinek. Ama hanımım, ne yapıyorsunuz? Çiçekleri neden siz suluyorsunuz? Siz bırakın, bu benim işim. Önemli değil. Onları bugün ben sulayacağım. Ama olmaz hanımım. Beyefendi sizin yaptığınızı görürse beni işten kovar. Bırakın ben yapayım lütfen. Peki, tamam. Ama toprağa kuru çiçek kalmasın, olur mu? Aslında kıştan dolayı toprak çok kurudu. Siz en iyisi toprağı buradan yola kadar sulayın. Tamam hanımım. Bu ıslak toprak sayesinde eve giren ve çıkan ıslak toprakta ayak izini bırakacak. Bu da beni firavun faresine götürecek. Serşan, burada ne işin var? Senin için geldim Şivanya. O firavun faresini duyduğumdan beri senin için çok endişeleniyorum. Serşan, ya Ankuş, Rehece ve Yamin'i seni görürse?
Buraya bu kadar sık gelmemelisin. Cenazede çok sayıda insan olduğu için kimse seni tanımadı. Bu şekilde buraya gelmeye devam edersen herkes seni öğrenecek. Ben öğrendim. İki yılan yani. Burada bu harika, çok güzel. Demek istediğim o gece seninle tanışmıştık. İsmim ne demiştin? Breva. Siz ikiniz konuşun. Ben hemen dönerim. Shivanya, beni onunla yalnız bırakma lütfen. Çünkü bu adam gerçekten çok tuhaf. Öyle mi? Ama o partide adamın yanından hiç ayrılmıyordu. Şimdi de katlanabilirsin. Hesabımı kapatacaktım. Gitmeliyim. Sana bir şey söyleyeyim. Burayı ve bu işleri bırak. Benimle Amerika'ya gel. Orada sana vereceğim çok iş var. Ne işi bu? Sen benimle gel. Aslında evdeki durum gerçekten çok üzücü ve bir gün bitecek. Hem artık Tanvi de yok. Çok genç yaşta öldü ve inan bu beni gerçekten paramparça etti. Birkaç gün içinde buradan ayrılacağım ve burayı doğru dürüst görmedim bile. Mumbai'nin güzel bir şehir olduğunu duymuştum. Birkaç gün sonra gitmiş olacağım. Ve bir daha ne zaman geri dönme şansı bulurum hiç bilmiyorum. Her zaman yeni yerlerden güzel anıların geri alınacağına inanırım. Ama üzücü anılarımı geri alamam. Bu yüzden lütfen sen de benimle gel. Shivanya, Kabir orada kimle konuşuyordu? O kız partideki garsonlardandı. Buraya ücretini almaya gelmiş. Onu uzun zamandan beri tanıyorum. Biz eskiden aşçıydık. O benim bir arkadaşım. Demek istediğim beni buradan uzaklaştır ki burada güzel bir şey bulabileyim. Güzel. Normalleşmeye başlamış. Tanvi'nin ölümünden beri dışarı çıkmamıştı. Ayrıca kimseyle konuşmamıştı. Aslında böyle bir kazadan sonra aileden beni dışarı çıkarmalarını isteyemem. Kabir haklı. İkiniz de partide tanışmıştınız. Mahsuru yoksa lütfen onu şehri gezdirmeye götürür müsün? Shivanya bana ikinizin arkadaş olduğunu söyledi. Evet. O zaman ona şehri gezdir lütfen. Bir dakika, bir dakika. Hepiniz dışarı mı çıkıyorsunuz? Beni niye götürmüyorsunuz ki? Kes şunu abla artık. Zaten ciddi bir trajediyle karşı karşıyayız. Biliyorsun Tanvi'yi kaybettik. İşte bu yüzden... Bir süre de olsa içmekten vazgeç abla artık. Abi sen anlat onu. Tamam bu. Kabir ve bu kız nereye gidiyorsa söyleyin, beni de götürsün lütfen, olur mu? Evet, beni de götürün lütfen. Evet. Madem herkes gidiyor, o zaman ben de geliyorum. Peki tamam, olur. Herkesi götürürüm ama bu kız da bize katılmak istersin. Abi hadi sen de gel. Yenge sen de öyle. Hayır, siz gidebilirsiniz. Ben sizinle başka zaman gelirim. Tamam. Angrat, elinden tut. Teşekkür ederim. Ona dikkat et. Hadi bakalım çabuk. Hemen hazırlıkları yapalım abla. Hadi. Evet hadi. Şimdi ne yapacağım ben? Bunca insanın arasında kapana kısılmış gibiyim. Hepsini yılanların olduğu yere götürmek istiyorum ama... Shivanya, dinle. Arkadaşım ve Kabir giderek yakınlaşıyor. Sence de öyle değil mi? Dinle. Sence de aralarında bir şey var mıdır? Yani aşk gibi? Ritik, sadece bir kez konuştular. Bazen bir kez görmek bile aşık olmaya yeter. Yani ilk görüşte aşk. Benim bir işim var. Shivanya. Yine ne var? Sana
bir şey söylemeliyim. Söyle. Aramızda kötü şeyler oldu. Sevdiğimiz insanlar öldürüldü. Ve artık anladım ki hayatın ne getireceği belli olmadı. Ve hayatımızda pek çok şeyi erteleyip duruyoruz ve bu çok kötü bir şey. Ama bazılarının hiç telafisi yok. Sevdiklerimiz gidince anlatmadıkları bize kalır. Hayatımız boyunca bunun pişmanlığını duyarız. Öyleyse yaşadığımız anın tadına varalım. Birbirimizi daima sevelim. Her şeyi itiraf edip bu anı yaşamalıyız. Geç kalmayalım. Sen beni anlıyorsun değil mi Şivanya? Hayır. Söylediklerinden bir şey anlamıyorum. Şivanya ben... Söyle. Bana bu şekilde bakmayı sürdürürsen nasıl söyleyebilirim? Öyleyse söyleme. Artık gitmeliyim. Çok işim var. Hey Şivanya. Zorundasın. Onu kurtarmak için buraya gelmelisin. Onu senden başka kimse alamaz. Onu kurtarmak için buraya gelmelisin. Ritik! 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 Ritik aç gözünü! Ritik! Ritik lütfen aç gözünü! Lütfen Ritik! Ritik! Şivanya, merak etme. Ritik kesinlikle iyileşecek. Yarası çok ciddi değil. Acısını hafifletsin diye doktor ona iğne yaptı. Hadi canım, sen de artık dinlenmelisin. Hayır anne. Burada Ritik'in yanında kalacağım. Siz ikiniz gidip dinlenebilirsiniz. Hiç değişmeyecek misin? Hı? Anne lütfen. Evet tabii. Çünkü Ritik'i bizden çok seviyorsun. Tamam kızım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa lütfen bize haber ver. Üzgünüm Ritik, bu tamamen benim hatamdı. Hayır, sakın kalkma. Dinlenmelisin. Sen kimsin? Ritik, ben Şivanya. Senin karınım. Hatırlamıyor musun? Öyle mi? Ben evliyim ve bir karım var, öyle mi? Ama neden bir şey hatırlamıyorum? Sen neler diyorsun böyle? Hemen doktora haber vermeliyim. Çok acıyor. Neresi? İşte burası. Bir öper misin lütfen? Bana karım olduğunu söylemiştin. Belki o zaman iyileşir. Dalga mı geçiyorsun? Hasta olan kocanı mı dövüyorsun? Yaralandığımı görmüyor musun? Ayağım kayıp düştüm. Peşimden geldiğin için kayıp düştün. Evet, peşinden geldiğim için kayıp düştüm. İyi ama Ritik, aceleye ne gerek vardı ki? Çünkü sana bir şey söyleyecektim. Tam o anda düştüm. Ama biliyor musun, düştükten sonra gerçekten tuhaf bir şey oldu. Bir rüya gördüm. Rüya mı? Ne rüyası gördün? Hani sana daha önce bahsettiğim rüya. Hep aynı rüyayı görüyorum. Rüyamda yine kraliyet kıyafeti içindeydim. Doktorların söylediğine göre eğer bir insan hep aynı rüyayı görüyorsa çocukluğunda onu etkileyen bir olay olduğu anlamına gelirmiş. Sende de böyle olmuş olabilir ve fark etmeden etkiliyordur. Hadi şimdi bana rüyanı anlat. Rüyamda bir mabetteydim ve çok parlak bir nesne vardı. Elmastan daha parlaktı.
para. Para mı? Sana paradan bahseden oldu mu? Çok parlak bir nesneydi. Elmastan daha parlak bir nesne, öyle mi? Belki de incidir. Ne olduğunu ve isminin ne olduğunu bilmiyorum. Eğer sen inci demek istiyorsan tamam, öyle olsun. Bunu bilemem çünkü daha önce hiç görmedim şimdi. Ama neyse, onu rüyamda görüyorum. Ve bir şey daha var. Derken bir ses duydum. Gelmek zorundasın, gelmek zorundasın diyor. Ve o inciyi benden başka kimsenin alamayacağını söylüyordu. Gelmek zorundasın. Onu ancak sen kurtarabilirsin. Onu sadece sen alabilirsin. Onu senden başka hiç kimse alamaz. Kim bilir? Belki de Ritik'in o kristalle geçmişten bir bağ var. Ritik, hadi sen biraz dinlen. Ben de gidip sana çorba getireyim. Tamam. Merhaba Peder. Şivanya, çok önemli bir şey öğrendim. Yoksa Firavun faresinin kim olduğunu mu öğrendin? Onu gönderen kimmiş Peder? O Firavun faresinin kim olduğunu biliyorum. Ancak güçlerimin bana söylediklerine göre Firavun faresi her kimse bu aileden biriymiş. Aslında bu aileyle bir akrabalığı varmış. Ya da kim bilir, ailenin içinden biri de olabilir. Aileden biri mi? Ama böyle bir şey nasıl olabilir ki? Neden aileden biri Tanvi'yi öldürmek istesin? Tanvi'nin onlara ne gibi bir düşmanlığı olabilir ki? Düşmanları ve dostları bulmak her zaman çok zor olmuştur Şivanya. Hatta bazen düşmanlarını dostlarından ayıramazsın. Belki de gizli görevi olan bir kişi. Farklı ve eşsiz. Çok zeki de olabilir. Peki senin şüphe duyduğun biri oldu mu Şivanya? Hayır Peder. Şüphe duyduğum biri olmadı. Evet, bu insanlar yılanı kesinlikle öldürmek istiyor. Ama ailenin bir üyesi başka bir üyesini neden öldürsün ki? Doğrusu buna inanamıyor. Peki bu ailenin dışından birini hiç gördün mü Şivanya? Evet gördüm Peder. Tanvi'nin evleneceği adam daha sonradan geldi. Hatta yurt dışından buraya geldi. Öyleyse onun eşyasından birini bana ver. Yüzüğü olabilir. Ya da saati, cüzdanı da olur. Sırrının ifşa olmasını sağlayacak her türlü şey olabilir. Ama unutma, bana getireceğin şey her gün dokunduğu bir şey olur. Sürekli yanında taşıdığı bir şey. Tamam efendim. Hemen kabire ait bir şey bulmam gerek.
Onun saatini alacağım. Zaten en mantıklı olan saati. Merhaba peder. İşte getirdim. Bu kabirin saati. Bu saat her şeyi değiştirir. Sorun nedir peder? Senden hayattaki birine ait bir eşya istedim. Bir ölüye ait değil. Kabirin eşyasından birini istedim. Ama bu saat ölmüş birine ait. Ölülerin eşyası cenazede değil. Hayır peder. Bu saat kabire ait. Mutlaka bir karışıklık olmalı. Hayır, bir karışıklık yok. Bu saat ölmüş bir adama ait Şivani. Lütfen güçlerini kullan ve bana... O ölenin kim olduğunu söyle. Ölen bu adamı tanıyor musun Şivanya? Hayır. Onu daha önce hiç görmedim. Firavun faresi ve kabirle bir bağlantısı olmalı. Peder, bana bir yol göster. Bana cesedin olduğu yeri göster ve... Onu bulmamı sağla. Kesinlikle bunu sana söyleyebilirim. Bu ceset evin kuzeyindeki ormanların içinde bir yerde bulunuyor. Kuzeye doğru ilerlersen cesedi mutlaka bulursun. Ya şimdi ya da hiç. Kabirin aslında kim olduğunu öğrenmek zorundayım. Bu izler. Firavun faresinin ayak izleri. Bizim evden çıkmış. Nemli toprakta ayak izleri ortaya çıkmış. İşler benim istediğim gibi gitmeye başladı. Demek oluyor ki Firavun faresi bizim evdeydi. Ve bu sabah dışarı çıktı. İyi de nereye gitti? Onu nasıl bulabilirim? Bu ayak izleri beni Firavun faresine götürecektir. Ayak izleri burada bitiyor. Yani Firavun faresi buraya gelmiş. Bu mağarada neler olduğunu hemen öğrenmem gerek. Ceset. Burada bir ceset var. Ama bu kimin cesedi olabilir? Bir ehliyet. Kabir Oberoy.
Bu adam gerçek Kabir Oberoy'sa, o zaman bizim eve gelen kim? O adam kim olabilir? Yüce Tanrım, bu şey, Firavun faresi o. Ve Seşa onunla gitti. Firavun faresi Seşa'ya bir şey yapabilir. Hemen onu bulmam gerek. Seşa'yı bir an önce kurtarmalıyım. Aksi takdirde o Firavun faresi yılanı öldürecek. Seşa'nın hayatı tehlikede. Evet çocuklar, Mumbai gezimiz bitti. Çok eğlenceli bir gündü, öyle değil mi? Kesinlikle. Bu arada neden gece hayatına akmıyoruz? Mumbai geceleri gerçekten harika ve inanılmazdır. Sanırım abla, gece kulüplerini kastediyorsun. Sen ve içeceklerin. Tek düşündüğüm bu, öyle değil mi? Ay yapma. Sence ben gece kulübüne sadece bunun için mi gidiyorum? Ben her zaman içeceklerimi yanımda taşıyorum. Nereye gideceğimize bir karar verelim. Bir gece kulübüne gidelim mi? Gece kulüpleri hakkında hiçbir bilgim yok. Hiç sorun değil. Gittiğin yere ben de geleceğim. Gece kulüpleriyle ilgili gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Peki bizim gideceğimiz gece kulübünün ismi ne? Hell. Yani cehennem? Seni cehennem kulübüne değil, gerçek cehenneme göndereceğim. Cehennemde çok eğleneceğimize eminim. Yani demek istediğim, o cehennem kulübünde. Hey, merhaba Şivanya. Neredeydin? Mutfaktaydım. Hadi film seyredelim. Güzel bir film. Fazla düşünmeye gerek yok. Otur. Dinle. Evet. Bugün cumartesi ve biz evde oturuyoruz. Şey, yani dışarı mı çıkalım? Dışarı çıkmayı sevdiğini bilmiyordum. Hayır, aslında demek istediğim, Mumbai'yi gece hiç görmedim. Tamam, hadi gidelim. Söyle, nereye gitmek istersin? Bir restorana ne dersin? Hem Çin yemeği yeriz. Gidelim mi? Bizimkiler neredeymiş? Angat aradı. Hell adında bir gece kulübüne gitmişler. Hadi oraya gidip onlara sürpriz yapalım. Bu bana da sürpriz oldu. Cidden kulübe gitmek istiyor musun? Neden? Hayattan zevk almaktan bahsediyordun hani. Öyleyse buna şimdi başlayabiliriz. Hadi cehenneme gidelim. Yani Hell kulübe. Gidip hazırlanayım, tamam mı? Vay canına. Burada ne kadar içecek var böyle. Burada çok eğleneceğimizden eminim. Vay canına, şu güzelliğe bak. Gelin. Dans etmek istiyorum. Gidelim Angat abi. Ben de istiyorum. Beni de alın. Beni de. Herkes pistte. Biz de gidelim mi? Ben dans etmeyi bilmiyorum. Ama yılan flütüyle dans etmeyi biliyorsun. Hadi bir şeyler içelim. Şöyle güzel bir şey olsun. Söyle bakalım, ne alırsın? Bir limonata. Cehennemde limonata. Yani böyle bir yerde limonata mı içeceksin? Evet. Tamam. Hanımefendiye bir limonata ve bana da 1, 2, 3, 4, 5 içecek. 5 tane mi? Baştan sipariş ettim. Böylece bir daha istemek zorunda kalmam. Burası eğlence yeri. Ve ben ona göre yaşamak istiyorum doğrusu. Kafamı iyice uyuşturup bir daha uyanmamak istiyorum. Böylece yanından asla ayrılmam. Yani bugün benimle gelecek misin? Teşekkür ederim. Yüce Tanrım, Seşa'yı koru lütfen. Seşa, seni kurtarmaya geliyorum. Kulübe gitmek istediğine gerçekten emin misin? Evet. Ama orada dans etmen gerekiyor. Adımlarını bana uydurmak zorunda kalacaksın.
Tamam. Bugün sana adım atmayı öğreteceğim. Orada müzikler biraz farklı. Ne demek istiyorsun? Daha önce duymadığım müzikler. Dans etmek istemiyorsan sorun yok. Herkes kulübe dans etmek için gitmez. Olmazsa bir köşede sessizce otururuz, konuşmadan. Nasılsa dans etmeyi bilmiyorsun canım. Hayır, öyle bir şey yok. Dans edebilirim. O kadar da kötü dans etmiyorum. Know what I'm saying? I got it. Listen. Lütfen benimle dans et. Dinle. Tanvi öldü. Hiç olmazsa seninle arkadaşlık etmeme izin ver lütfen. Hadi dans edelim. Gel. It's fine. Never quit. We bring the game. Win the life. Have no shame. Take some time. Feel the pain. The grind. Could change in my mind. Pick a lane. Commit and climb. The only way to win in life. I never miss that fact. Taking big swings, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fill. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real great. How's it supposed to feel? Ne oldu? Kendimi çok kötü hissediyorum. Kusacağım galiba. Ne oldu Kabir? İyi misin? Ne oldu? İyice sarhoş oldum. Beni boş verin. Siz devam edin. O beni dışarı çıkarır. Merak etmeyin. Bak, dışarı çıkmana hiç gerek yok. Bu kulüp benim bir arkadaşımın, tamam mı? Üst katta bir oda var. Oraya gidebilirsin. Hadi. Tamam. Ben götürürüm. Hadi. Biraz kendini toplamaya çalış. Ölme vaktin geldi. Benim hiçbir şeyim. Birazdan öleceğiz. Artık oyun bitti yıl. Kapıyı neden kilitledin? Ben mi? Bana neden öyle bakıyorsun? Ne var? Dinle ben. Şimdi de firavun faresine mi dönüşeceksin? Ben bir yılan. Kokundan bunu anlayamayacağımı mı sanıyordun yoksa? Bana dokunduğun an bunu anladım. Çünkü ben yılanım. Sen nasıl beni hemen tanıdıysan, ben de seni tanıdım. Ve sen benim can düşmanımsın. Ne sanıyordun? Yol boyunca sürekli bakındın. Öyle değil mi? Demek beni öldürmek için buradasın ama hayır, hayır, hayır. Beni öldürmek için değil. Kendi ölümün için buradasın. Düşmanlığın gerçekten şaşırtıcı. İyi rekabet ediyorsun. Biliyor musun? Yılan olduğunu hemen anlamıştım. Bu harika. Yüzyıllardır düşman olduğumuz için seni kokundan tanımıştım. Seni öldürmek benim için büyük bir zevk olacak. Doğrusu biraz heyecan olsun istedim ama sen bunu mahvettin. Sana yaklaşıp kim olduğumu söyleyecektim. Ölümünü bile hayal etmiştim doğrusu. Sonra hemen firavun faresine dönüşecektim. Bunu görünce kendini korumak için yılana dönüşecektin. Seni öldürmekten gerçekten büyük zevk alacağım. Bu yüzden ölümün gibi sırrımı da kendime sakladım. Bunu Şivanya'ya bile söylemedim. Sen firavun faresisin.
Ve seni öldürme zevkini kimseye bırakmak istemedim. O zaman hadi öldür beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.